Hele dana şaşmasan, dolmasan, boş musan? Ayakların yanması, yoksa sen hoş musan? Şu derenin uzunu, kıramadım buzunu. Aldım Bayburt kızını, çekemedim nazını. Evet, mutfağımız bitti. Elimize kolumuza sağlık. İki saatimiz geçti. Evet. Kaldı iki saatimiz. Şu anda güzel bir planlama yapacağız. Şimdi Sibelcan. Kızım Sibelcan diyeceğim, tamam oluyorum. Şimdi mutfakta güzel bir iş çıkardık. Saati iyi değerlendirdik. Burada heyecan yapıp tamam. Sarpa sarmak yok. Yok. Planlı gidiyoruz aynı yine şekilde. Aynı şekilde. Ha. Banyomuzu, klozetimizi de unutmuyoruz. Tamam. Orayı da bir yandan hatırlayıp tamam. Süremizi ayırıyoruz. Tamam. Şimdi ne yapacaksın? Önce planını alayım. İlk önce şöyle örümcek oluyor. Tamam. Evet, ondan sonra şuradaki ıvır zıvırları toparlıyoruz. Tamam. Koltuk siliyoruz, cam siliniyoruz, yer silip çıkıyoruz. Tamam, o zaman şöyle yapalım şimdi. Şu ıvır zıvırı bir toparlayalım. Tamam. Sen cama gir, ben süpürgeyi açayım. Kadir, hatırlarsan size bir sürprizim olacak demiştim. Evet, Sibelcan Hanım'la telefon bağlantısı kuracağız. Evet, hazır mısınız? Bu sefer kimi buldu taklit yapacak? Sibelcan Hanım'ın menajerini aradım ve durumu anlattım. Kız gelsene Sibelcan. Aa, ne bileyim, süren gidiyor buraya. Süren durdu. Bir yarışmacımızın olduğunu söyledim. Babasının Sibel Hanım'a hayranlığından dolayı kızının ismini de Sibelcan koyduğunu anlattım. Ve menajeri... Evet. Kabul etmedi. Tahminime göre hanımefendiye söyleseler durum böyle olmazdı. Benim bildiğim Sibelcan kesin telefonla görüşürdü sizinle. Sibel ablamın haberi olsaydı kesin. Ah, bu menajerler yok mu bu menajerler? Sorma sayıp senin menajerin kim Kadir? Zeynep. Allah iyiliğini versin Kadir. Ben de makarna seven komşunu söyleyeceksin zannettim. Neslan! O mahalledeki menajeri. O mahallede, her yerde var o mahalledeki şu ben. Zenginlik böyle bir şey işte yani. Hadi 3, 2. Hadi bir kova su alalım, süpürgeyi alalım. Alalım, evet. Dış sesin ayakları kalmış. Kadir, şimdi sen nereye geçiyorsun? Bir şey diyeceğim, bu pandemiden sonra bir de maske temizlemeye çıktık. Allah Allah. Bacım sen gir cama. Ama örümcekler şeyler olacak. Hayır, al örümceklerini, sen cama gir. Tamam, bir arayayım, alabilir miyim? Yani bu kabul edilebilir bir şey değil Kadir. Millet kullandığı maskeleri evine atıyor çöp diye. Ne anladım ben bundan? Dışarı yakladığınız evi... Neyse, konuşmayacağım. Neden çöpe atmıyorlar hiç anlamıyorum ben. Maske bu, ağzından çıkan yere atmak nedir ya? Neredeyse eve tükürecekler artık, iyice kudurdular. Bir araba fırçası da yer için alayım ben. Yine de ellerinizle dokunmayın o maskelere. Evleri ilaçlasak da tedbirli olmak lazım. İlaçlıyoruz zaten, temizlikten sonra da dezenfektan sıkıyoruz her yere. Orası ayrı. Temizliğin üstüne. Camı çok oyalamayacak onun. Çok kirli bir camı yok. Petek uğraştıracak biraz. Peteği bekliyorum. Bence Angela gibi güzel siliyor. İkisi de camlarını güzel sildiler. Bir şey diyeceğim, sen niye cam silerken yan yan bakıyorsun aşağıya? Bakmıyorum, bakamam ben. Yükseklik şeyim var mı açıkçası? Sen buradan aşağı bakamıyor musun? Vallahi bakamam. Vallahi başım dönüyor, bakamıyorum. Miden mi bulandı? Evet, bu ayaklarım böyle çekiliyor sanki var ya. Kusacak gibi. Biz kaçıncı kattayız? Ha, ikinci kattayız. Olsun, bana çok yüksek geliyor. İkinci kat. Evet. Tut Kadir. Gerçekten yapma Kadir, ne olur. Neden bulandığını Kadir, ne anladım. Bir kere bak. Bak. Vallahi billahi bak, elim ayağım titriyor lütfen. Yapma Kadir, bu işin şakası olmaz. Ben onun midesini niye bulandığını anladım. Niye? Baksana aşağıdan Seda buraya bakıyor. Aa, tamam baksın. Baksın Seda oradan. Yüksekliği bahane ediyor. Seda midesi bulanıyormuş, aşağı bakamıyormuş. Biraz kenara gel. Kadir vallahi yapma ya. Sen. Yapma ya. Bak, onu dedim Mihrican çıktı bu sefer de. Ne fenasınız siz. Vallahi öyle Kadir. Kadir'i kapten götüreceksin 10 bin lirayı almadan. Vallahi bak, billahi. Buna sen onu söyledin ya şimdi. Yapmayın. Bir tane yarışmacımız vardı. Vallahi iki alayım, camı bırakayım ama üstüme. Finalde bir sürprizim olacak size Sibelcan Hanım. Daha sakın böyle yüksekten uçmayın. Hep birlikte uçmayın. Galata'ya gidiyoruz. Hayır. Galata Kulesi'nden alsın ki. Galata Kulesi'nin taşlarının aralarını temizlersiniz siz. Restorasyon demiş ya, birlikte bir yardım edelim. Tamam, olur. Koltuğumu süpürüyorum bu arada. Tamam, ben de cam bitti zaten. Bir şey diyeceğim Sibelcan. Efendim? Sen ne iş yapıyorsun? Yalnız camın dışı olduğu gibi duruyor. O dışarı böyle artık şu. Dışını silemiyor ki karı. Ya yapamıyorum. Artık iki versin, bir versin. Tamam bırak, üzüldüm. Vallahi bırak. Vallahi ya, tamam. Ağlayacağım ama. Bileydim camı ben alırdım da ben camı silmeni görmek için sildirdim sana tamam, camı. Tamam, olsun içeride. İstersen dışını silmek konusunda yardımcı olabilirsin Kadir.
Anneciğim. Ben o camları silerim dışarıdan. Teşekkür ederim ama uğraşma o kadar da. Boş ver boş ver eksik şey var. Bir şey diyeceğim. Sen ne iş yapıyorsun? Onu hiç öğrenmedim. Ben hasta koçuyum. Hasta koçu musun? Ya açıkçası. Kendisi hastalara koçum benim iyileşirsin diyen insan Kadir. Ablam üzülme sen, millet ne dertleri yeniyor. Aman boş ver. Benimki öyle değil. Açıkçası şöyle bir şey. Hasta bakım işiyle uğraşıyorum ya. Nasıl artık eski kapıcılara falan görevli denildi apartman görevlisi. Ben de buna kendim hasta koçu dedim. Bütün hastanede hasta bakıcı, yani normalde hasta bakıcı olarak. Özel bir buçuk bakım evinde çalıştım 3,5 yıl. Ayzer'in demans hastalara baktım. Oo, çok evet, zor orada. 25 tane hastamız vardı. Onlara baktım öyle. Peki evliyken de çalışıyor muydun yoksa ayrıldıktan sonra mı çalışıyorsun? Ayrıldıktan sonra çalıştım. Ayrıldıktan sonra artık tek başına olduğun için bir şeyler yapman gerekiyordu. Tabii oğlumla beraber aynen öyle oldu. Peki daha önce hiç hastalarla bir irtibat kurmuş muydun? İlk miydi? Yok, rahmetli dedem, babaannem falan. Onlardan? Onlardan öyle ama seviyorum. Bana peki, mesela iki çocuk mu dersin, 5 hasta mı? 5 hastayı alırım, çocuk almam. Onun için bir tane de kaldın, daha ileriye gitmiyorsun. İstemiyorum. Bir şey diyeceğim, hiç hastalarda unutamadığın bir anı var mı? Bir sürü var ya. 4 yıl boyunca ben de yoğun bakımda hasta bakıcı olarak çalıştım. Çoğunlukla tabii ağır hasta oluyor, kendinde olmuyorlar. Onlara evirmek, çevirmek. Entübe edilmiş hastalar. Entübe edilmiş hasta. Belin kopuyor, sırtın ağrıyor, bir de bayağı kilolular oluyor. Kesinlikle. Çeviremiyorsun, eviremiyorsun. Yani kilo cidden çok zor bir şey hastalık zamanında. Ama bilinci açık hastaysa o kadar güzel ki, adam zaten senin gözünün içine bakıyor. Evet, aynen. Senin tepkin ona böyle birazcık böyle yüzünü buruştursan acaba benden mi diyor, benden dolayı mı hani böyle yüzünü buruşturdu. Onun için oradaki en ufak bir söz bile onlara çok ağır geliyor. Kesinlikle. Çok ince bir iş aslında hasta bakıcılar. Kesinlikle. Sen A diyorsun, Z'yi anlayanlar da olur. Ben ilk gittim de şunu özellikle anlatayım mesela. Bilmiyorum ya, ben evdeki anneannemler, dedemler gibi zannettim. Gittim böyle bir odada oturulanıyor hepsi falan. Bir tanesi inanılmaz derecede şey derecesinde çünkü... Evet. Ay bana böyle şey yapmıştı. Hırkan mı çaldı? Avukat zırkanı çaldı. Ben 4. gün falan da herhalde çalıştığım arkadaşım. Vallahi hemen almadım diyorum. Ne kamera vardır vallahi almak. Her kız diyor. Hırkan mı çaldı? Tutun o kızı. Ben istemiyorum. Ay nasıl var? Bir hafta bana kafayı takmış. Ve ben her odaya gidip ona bakım yapıp oraları hallediyordum. Ağlıyordum ya. Alışana kadar bir süre zor ama. Ama sonra ne oluyor? Çok komik oluyordu. Yani böyle tut başımı. Hadi gidelim. Hadi bunu yapalım. Hadi bunu. Bir bakıyoruz konuşurken böyle Kadıköy'deyiz. Bir kız bakıyoruz, bana şey yapıyordu bana. Çekmecede 100 lira var. Al onu, götür beni buradan. Kapıları açma. Çekmecede 100 lira var. Al beni, beni sal. Yakınlara geliyor mesela. Yakınlarına diyor ki işte, bunlar beni dövüyorlar, bana burada bağırıyorlar. Öyle bir şey yok diyorum, hani asla öyle bir şey olamaz. Merak etmeyin diyorlar, biz annemizi biliyoruz ama başka biri olsa belki de inanacak. Gözünü bana vuruyorlar diyor, bana vuruyorlar, bana yemek vermiyorlar diyor. Ama sabır işi. Yani bu işi sevmeyen yapmasın zaten. Bence yapamaz de. Da. Bence de, seven kesinlikle. Yapsın. Kesinlikle katılıyorum. Peki hala çalışıyor musun? Yok, bıraktım çünkü belimde biraz sakatlık yaşadım. Ha, evet. Onları kaldır indir, 100 kilodan aşağı değildi bizim hastalarımız. Biraz ara verdim, şey yaptım bu şekilde. Peki devam ediyoruz. Muhabbete camın önünde başladınız, salonun ortasına geldiniz. Mutfağa doğru gidelim. Yok banyoya muhabbet gidelim. Muhabbet sardı ama o yüzden. Sardı muhabbet. Hastalar bizim hadi en şeyimiz. Hadi devam et, hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.